Hristiyan banyonun olduğu yere. O zaman masrafta çok iyi değildi ama Allah'a şükür şimdi sağ olsunlar genel müdürümüz burada var. Onların sayesinde, önce genel müdürümüzün sayesinde. Bakın güzel antrenman tesisimiz var. Gayet temiz, nezih. Hocalarımız yine aynı şekilde 6-7 tane antrenörümüz var. Dediğim gibi başarının sırrı üzerinde çalışma, sabır ve bırakmama. Bırakmayacaksınız çalışmayı. Yani yenildim abi, liglerde madalyalı bakım, okullar arasında gittim madalyalı alamadım falan değil. Oralar daha çok ufak. Yani çok küçük başarılar. Sizlerden de büyük inşallah başarılar bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Salonunuzun, çalıştığınız salonun duvarında Taha Akgül resmi var. Kapısında Taha Akgül ismi var. İdolünüz belli. Örnek alacağınız kişi belli. Kartlar gerçekten çok iyi. Bunlar benim geçtiğim yollardan geçecekler inşallah. Onlar için bu verdiğimiz bu eşofman, tişört ve güreş ayakkabısı gerçekten onlara çok büyük motivasyon sağlayacak. Gerçekten önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü bizim zamanımızda da böyleydi. Onlar bu şartlara ulaşamıyorlar. Güreş ayakkabısını giymek, bulmak gerçekten kolay değil. Biz de şimdi onlara kendi bütçemle, kendi desteğimle bir yardımda bulunmak istedim. Hem eşofman, hem tişört, hem de güreş ayakkabısı. İnşallah onların güreş hayatına bir nebze olsun katkıda bulunur, bir nebze olsun onların güreş hayatına moral verir. Çünkü onlar için çok önemli Türkiye tişörtünü giyebilmek, milli takım tişörtünü giyebilmek. İnşallah güzel günlerde kullanırlar. Ben emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum. Sizlere buraya geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Genç kardeşlerimizin burada heyecanına ortak oldunuz. Allah razı olsun. Dediğim gibi onlar bizim yolumuzdan geçiyorlar. İnşallah bu zorlu şartlardan, bu Anadolu'nun göbeğinden inşallah çıkarak çok büyük şampiyonluklar elde edecekler. Eğer ben de bir nebze olsun Sivas Demirspor Kulübümüze, genç kardeşlerimize bir nebze olsun eğer faydam dokunursa da ne mutlu bana. Önemli olan A takımda büyüklerde madalya kazanabilmek. Tarih o zaman sizler hatırlayacak diyorum. Bir de memleketimizde bu güreşin önemine bahsettim. Yani bu topraklardan gerçekten güreş çıkıyor. İnanın bu 80 sporcunun içerisinden çok büyük yetenekler çıkacaktır. Tarihte bunları göreceğiz, bunları izleyeceğiz. Bunları 5 yıl sonra, 6 yıl sonra inşallah dünya minderlerinde izleyeceğimiz güreşçiler çıkacak. Bunlara onu söyledim. Kendinizin farkında olun, bedeninizin, vücudunuzun ve gücünüzün farkında olun dedim. İnşallah sizler de bizler gibi büyük başarılar elde edeceksiniz. Ben bu salondan çıktım, siz de bu salondan çıkın. İnşallah dünya ve olimpiyat şampiyonu olabilirsiniz. Bunları onu aşıladım. Önümüzde Avrupa şampiyonamız var. Nisan ayının 15'inde. Şu an çalışmalarımız halen devam ediyor çok iyi bir şekilde. Allah'a şükür sezona iyi bir şekilde gireceğim inşallah. Çok iyi bir ağırlık dönemi geçirdim. Şimdi önce Yaşar Doğu turnuvası, uluslararası bir turnuvamız var. Daha sonra da Zagreb'de Avrupa şampiyonamız var. İnşallah olursa 10 olacak. Bu da şifaneli rakamlara çıkacağım. Serbest güreşte yani tarihte şifaneli rakamlara çıkan kimse olmadı. Dünyada hiç kimse olmadı. İnşallah şifaneli rakamlara çıkıp eğer 10 yapabilirsem de çok büyük bir rekor olacak. Çok büyük bir eşik olacak benim için. Bu sene o yüzden ayrı hazırlanıyorum. Bunu 10 yapmak için, 10. Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için var gücümle çalışıyorum. İnşallah onu da kazanacağım. Ya hedefimiz orası. Yani hep ben orayı zirve olarak görüyorum kendimi. Biz de hani şampiyonluğa alışmış sporcular olarak burayı zirvede bırakmak istiyoruz bu işi. Diyorum benim için 2024 zirve olacak. İnşallah orada da olimpiyat şampiyonu olacağım inşallah. Çünkü en son 2022 dünya şampiyonasında en iyi rakiplerimi yenerek dünya şampiyonu oldum. En favori rakiplerimi yenerek dünya şampiyonu oldum. Bunu Paris'te de yapabilirim. İnşallah Paris'te de başarıp zirvede inşallah minder öpüp vedalaşacağız. Hedefimiz öyle. Ekleyelim.